Sayın dostlar, merhaba. Benim adım Aleksandr Sotniченко. Ben Rus Evi Ankara Başkanıyım ve Rusya Büyükelçiliğinde müsteşarım. Yanımda Gülnaz Faizrahmanova, çok ünlü ressam ve artist. Şu anda sen artist fuarcılığında çalışıyorsunuz. Bu güzel fuarı onun tarafından hazırlanmıştı. Ve bugün çok ilginç bir konumuz var. Bir Rus ressam vardı. O 100 sene önce Ankara'ya geldi. Ve bu ressam Rusya'da çok ünlü ama Türkiye'de o kadar ünlü değil. Onun hakkında birazcık anlatacağız. Önceki tarih hakkında birazcık anlatacağım. Bu ressam Yevgeni Vansere. Kurtuluş Savaşı'nda bir Rus ressam. Yevgeni Vansere çok ünlü bir aileden çıktı. Onun kardeşi Zinaida Serebryakova çok ünlü bir Rus ressam ve onun babası çok ünlü bir Rus heykeltıraşı. Ve 1919 siz biliyorsunuz Mustafa Kemal İstanbul'dan önce Samsun'a sonra Ankara'ya geldi ve 1920'de tam Türkiye Büyük Meclis'ten oturumdan sonra Lenin'e bir mektubu yazıyor. Mektubu yazdı ve Lenin bu mektubu aldıktan sonra hemen Türkiye Büyük Meclis'in hükümeti kabul etmiş ve hemen büyükelçi göndermiş. İlk büyükelçi önemli değil, o Türkiye'ye gelmedi ama bizim için iki kişi çok önemlidir. Biri Mikhail Frunze, o 1921'de geldi. Sadece iki hafta kaldı. Mikhail Frunze ne için önemli? Çünkü o Sovyet Rusya'da savunma bakanıymış. Ve o kendi general ve Rusya'da o zamanda sivil savaşıymış ve o bu savaşı kazanmış ve özellikle Mustafa Kemal için geldi ve onunla ne kadar silah, ne kadar altın, ne kadar fişek Türkiye Cumhuriyeti için lazım. Onu hep birlikte Mustafa Kemal ile birlikte saydılar. İkinci Rusya Büyükelçisi bizim için daha önemli bence. Onun adı Semyon Aralov. Semyon Aralov siz tanıyorsunuz. Önce bu resmi, bu fotoğrafı çok ünlü. Semyon Aralov o tam Mustafa Kemal Atatürk yanında. O 1,5 sene Türkiye'de kaldı, Ankara'da kaldı. Ve Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte cepheye gitti. Ve bütün Rusya'dan gelen fişek, silah, altın gibi onun kontrolündeymiş. Burada küçük bir resim var. Bu Cumhuriyet Anıtı İstanbul'da. Orada hepsi Türk. Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte sadece bir Rus general var. Bu Semyon Aralov, Rusya Büyükelçisi. O 1,5 sene Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte yan yana geçti Ankara'da ve Pietro Canonica çok ünlü bizim heykeltıraşı, İtalyan heykeltıraşı. Canonica da Türkiye'den önce Rusya'da çalışıyordu. Rusya İmparatorluğunda ve çok heykel yapmış. Ondan sonra Türkiye geldi ve Pietro Canonica ne için Semyon Aralov'u seçmiş? Çünkü Semyon Aralov ve Atatürk hep birlikte çok beraber fotoğraflar var. Ve 1922'de buraya, Ankara'ya, Rusya'dan bu ressam Yevgeni Lansere gelecek, geldi. Önce o Batum'a geldi, ondan sonra Samsun, İnebolu, sonra Ankara'ya. Ve 1922 yazı burada Ankara'da kalmış. Öteki slide. Hem Frunze, hem Semyon Aralov, hem Yevgeni Lansere kendi anıları yazıp bastılar. Hem Rusça'da var, hem şu anda Türkçe'de var. Siz internette bakabilirsiniz. Frunze'nin Ankara anıları var. Semyon Aralov'un anıları da var, çok ünlü. Ve Yevgeni Lansere de anıları basmış.
Biz geçen sene çevirip bastık Cumhuriyet Yayın Evi ile birlikte. Вот burada siz okuyabilirsiniz nasıl o Mustafa Kemal Paşa'nın portresi çizmiş Çankaya'da. Bu gibi portre o nasıl candan çizmiş. affedersiniz. Ve bu kitaplar Lanser'ın anıları önce Rusya'da çıktı 1925 Leningrad'da. Hem metin hem küçük resimler de vardı. Ondan sonra Siyah Kitabı Kaynak Yayın Evi 2002'de çıktı. Biz yeniden basmak istedik ama bulamadık. Ben Kaynak Yayın Evi'yi arıyorum. Diyorlar biz her şeyi kaybettik, maket kaybettik. Onun için biz Cumhuriyet Yayın Evi ile birlikte çeviri yaptık. Ve yeniden bu kitabı bulabilirsiniz en köşede Rus Evi Ankara ve Cumhuriyet Vakfı'nın bir standımız var. Orada bu kitabı bulabilirsiniz, alabilirsiniz. Hem metni çok ilginçtir hem de resimler var. Ama bu resimler çok küçük. Çünkü kitap da o kadar küçük. Resimler de küçük. Nasıl gösterebiliriz? Ne kadar çok Türk ve Rus ressamlarla görüştüm. Diyorum lütfen bu küçük resimlerden bir şey daha büyük yapabilir misiniz? Kim evet diyor, kim hayır diyor ama hiç kimse hiçbir şey yapmıyor. Ressamlar böyle, siz biliyorsunuz. Onun için şu bu insan benim arkadaşım Sergey Golovachov. O kendi ressam değil, o tasarımcı ve bilgisayarcı. O çok ünlü büyük bir şirkette çalışıyor ve yapay zeka bölümü başkanı. O yapay zeka ile bu resimleri renklenmiş. Video açabilir misiniz lütfen? Şimdi yapay zeka ile nasıl o çalıştığı gösteriyoruz. Çok ilginç bir iştir yapay zeka. Şimdi dünyaya geldi ve biz bunun için biliyoruz. O nasıl sanat dünyasına nasıl etkileneceği bilmiyoruz. Ama birkaç örnekleri biz gösterebiliriz. Bu siyah beyaz resimler o kadar renklenmişti. Çok farklı. Biz Celal Binset'le beraber bu farklı resimlerden seçtik. Bu orijinal mesela. Ve renkli nasıl bu yapay zekayla renklenmişti. Ve sergiler biz kaç tane, 6 tane yaptık. Önce Eylül'de Cumhuriyet Vakfı'nda, ondan sonra Rus Evi Ankara'da, Taşdelen Sanat Merkezi'nde ve Marmaris'te, Muğla'da, başka yerlerde yaptık. İnsanlar seviyorlar bu resimler de standımızda görebilirsiniz. Ve şu an Sayın Gülnaz, Gülnaz'a mikrofonu veriyorum ve lütfen yeniden slide açabilir misiniz? Merhabalar. Alexander dediği gibi Yevgeni Lanser, Rus Sovyet ressam, kapanmış mı? İmparatorluk Sanat Akademisi akademisyeni, Sovyetler halk ressamı, Gürcistan onurlu sanat işçisi ve ikinci derece Stalin ödülünün sahibidir. Alexander Bey dediği gibi Yevgeni Lanser'e heykel tıraş Yevgeni Lanser'in oğludur ve Zinaida Serebrekova ve mimar Nikolay Lanser'in kardeşidir. Gerçekten büyük ve ünlü bir aileden gelen Yevgeni Lanser'e. 1897'den itibaren kitap grafikçiler olarak çalıştı. Lev Nikolayevich'in tamam. Bir saniye. Lev Nikolayevich'in Hacı Murat ve Kazaklar hikayelerine
grafik eserlerini yaptı, grafik illüstrasyon yaptı. Ve 1922'de Ankara'ya bir gezi yaptı. Sonuç olarak Moskova'da ve Petersburg'da sergisi oldu. Sergi gerçekleşti Yevgeni Lanser'in. Bu kadar önem veren Yevgeni Lanser'e gerçekten Ankara'ya çok aşık oldum. Gerçekten çok önem verdi. Bu yüzden de Moskova'da, Petersburg'da dediğim gibi sergisi açıldı. Hatta Moskova'da, Kazan, Yaroslavl ve Kursk tren istasyonlarında mimarlık yaptı, yani çizimler yaptı. Onun çizimlerine göre böyle dekorasyon, küçük bir duvarlar yapıldı, illüstrasyonlar yapıldı, mimarlık yapıldı. Bu her şey Yevgeni Lanser sayesinde. Lanser sadece ressam, grafik sanatçısı değil. Dediğim gibi Lanser Moskova, Petersburg, Odessa, Kutaisi'de tiyatro yatırımcısı olarak da çalıştı. Yani bu kadar farklı taraflı insan bulmak, farklı kültürleri sevme insanı olarak çok değer veriyor. Farklı kültürlere, kendi kültürüne de, başka kültürlere de çok değer veren insandır Yevgeni Lanser. Tekrar tarihçi olarak ne anlatabilirim? Bu Lanser'in anıları Türkiye tarihi için çok önemli bir kaynaktır. Çünkü önceki hiç kimse onu bilmiyor. Çok az insan var. Ve orada o kendi ressam olarak ve harp muhabiri olarak çok ilginçtir. Çünkü daha önce fotoğraf makinesi yoktu. Doğru. Ve harp muhabirler kalemlerle cepheye gittiler. Yevgeni Lanser ilk defa cepheye 1915'te geldi. Ve bu Kafkasya cephesi. Daha önce Türkiye savaşa gitti. Birinci Dünya Savaşı. Ve 1,5 sene orada kaldı. Oradan çok şey, çok ilginç resimleri var onun kalemlerden. Ve o gazete muhabiriymiş. Erzurum, Kars, Ardahan, Arhavi bu gibi yerler resimleri var. İnternette de bulabilirsiniz. Ve Rusça birkaç tezi var onun bu konuyla. Türkçe maalesef sadece bu kitap var ve birkaç makale. Bu Lanser uzmanı ben bir tane biliyorum Türkiye'de. Emine İnanır. İnternette bulabilirsiniz. O Lanser hakkında çok büyük bir makaleyi yazmış Türkçe. Siz bulabilirsiniz o PDF'de. Ve geçen sene o bu makalenin prezentasyonu, sunumu yapmış Taşdelen Sanat Merkezi'nde. Bence tarihçiler için bu çok ilginç olacak. Çünkü Lanser hem Türk halkı, Türk bayramı var, Türk çocuklar, eski Ankara hem çizmiş hem anlatmış. Çok iyi yazıyor. O sanatçı olarak onun çok ilginç bir dili var. O şair gibi yazıyor. Bu insanlar nasıl veya çok askerler hakkında veya Kara Fatima mesela çok ilginç anlatıyor. Mustafa Kemal Atatürk çok iyi sözler yazıyor. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi şu bu ilk slide'da ben gösterdim. Bu siyah beyaz, bu orijinal kitapta gibi ve bu renklenmiş, onu standımızda bulabilirsiniz. Evet, nasıl? O kadar. Belki sorularınız var ise sorabilirsiniz. He? Buyurun. O toplam Ankara'dan 150 resim getirmiş. Kara kalem ve yağlı boya
çoğunlukla ve o Moskova'da 1922'de açmış bu sergiyi. Ankara'dan evet gelmekten sonra ve çoğunlukla %90'dan fazla satmış. Onun için şimdi biz orijinalleri hiç bulamadık. Sadece Rus müzesi var Petersburg'da. Orada iki tane var ama bana vermediler ya. Ve çoğunlukla privat koleksiyon var da. Özel koleksiyon var da. Biz hiçbir şey bulamadık maalesef. Sadece bu kitap var ve şu an bu kitap Türkçe'de de var. Daha sorularınız var? Tamam, soru yok. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler.